Bir mektebin içindeyiz, bir ders-i am. Cenab-ı Hak bu dünyayı bir mektep olarak halketti. İnsan ve cinlere liyabudun liyarufun, Allah'a kul olacak, Allah'ı kalpte tanıyacaklar. Bu şekilde kalpte ufuklar açılacak. Allemül beyan, hikmet ve sırlar o kalpte tecelli edecek. O kalp Cenab-ı Hak'la dost olacak. Nazargâh-ı ilahi olacak o kalp. Cenab-ı Hak o kalbi cennete davet ediyor. Darüsselam'a davet ediyor. Yani insan mükerrem olacak. Biz beni Adem mükerrem kıldık buyuruyor. Mükerrem olacak, muhteşem olan cennete layık hale gelecek. Bu şekilde Cenab-ı Hak'ta bir çok uzun bitmeyen bir ömür olacak istikbalde hepimiz için. Burada işte Cenab-ı Hak'ta o dostluğu kazanabilmek, geçeceğimiz o badirelerden selametle geçebilmek. Ölüm anı, son nefes, kabir hayatı, kıyamet vesaire. Kıyametteki olan değişik merhaleler mahlukat arasında en üstün insanı yarattı. Bütün gördüğümüz mahlukat, çiçekler, yeşillikler, nebatat hepsini insan için yarattı. Cenab-ı biz göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık düşünen bir toplum için buyuruyor. Câsiye Sûresi 13. ayette. Yani Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfuna müstahrakız. Cenab-ı Hak bizi peygamberler gönderiyor. Nasıl bir kulluğumuz olacak? Bu dershanede nasıl bir talebimiz olacak? Ders kitapları gönderiyor, suhuflar ve kitaplar gönderiyor. Kainat zerreden küreye bir hikmet, hikmet sergisi, hikmet mahşeri. Cenab-ı Hak bu şekilde kuluna yardım ediyor ki kul Cenab-ı Hak'la dost olacak. Tabi burada menfi hususiyetler veriliyor insana. Bu menfi hususiyetleri bertaraf edecek. Defi mazarrat, zarar veren şeyleri kalpten bertaraf edecek. Celbi menafi, Allah'a yaklaştıran hususiyetlerle kalp müzeyyen hale gelecek. Yani la ilahe ile onu bertaraf edecek. Nefsani cazibeleri. İllallah kalp cemali sıfatının tecellisi olacak. O kalp işte Cenab-ı Hak yaklaşan illa men atallahu bi kalbin selim, kalbi minib, nefsi mutmainne olmuş olacak. Bu şekilde bir dershanenin içindeyiz. Bizden evvelkiler geldi geçti. Onların kitapları kapandı. Daha bizim kitaplarımız açık. Kiramen katiben devamlı dosyalarımıza gönderiyor her anımızı. Orada zaten okuyacağız. Kitabını okun, bugün nefsin sana kâfidir denecek. Orada bütün hayatın bize yeniden seyrettirilecek. Yabancı bir şahit de olmayacak. Gözlerimiz şahit olacak, gözlerimiz neler seyretti ömür boyu. Müsbet nefi. Kulaklarımız müsbet nefi nelere şahit oldu? Nerelerde bulundu? Diriler konuşacak buyuruyor, bu Allah'ın verdiği bu güç, kuvvet nerede harcandı? Velhâsıl bu öyle bir dershanenin içindeyiz. Cenâb-ı Hak, kat eflâr mü'minin, mü'minler felah buldu, kurtuldu bugünü. Nasıl mü'minler kurtuluyor? اِنَّكَ اَنَ ظُلُومًا جَهُولًا buyuruyor Cenab-ı Hak. Muhakkak ki insan çok zalim, çok cahildir. Hangi insan çok cahil? Nefsine uyan, nefsinin hevasına kanan, seraplara aldanan. Bunlar bu tipse zulümen çok zalim, çok cahildir. Başkasına zulmetmekten ziyade kendisine zulmetmesi, ahiretini helak etmesi, yani Allah'ın emirlerinin dışında bir hayat yaşaması. Haramlara bulaşması, kerahatlere bulaşması. Zahir ve batın haramları, sırf zahir haramları, batın haramları dahil. Amel-i salihden uzaklaşması. Diğer bir sıvı cehul, çok cahil. Niye çok cahil? Niçin dünyaya geldiğini, kimin mülkünde yaşadığını, niçin geldiği, geliş niye, gidiş niye, akıbet niye farkında değil. Yani bir hüsran ve bir şaşkınlık. Nefsani problemleri aşamayarak, yani günah problemini bertaraf edemeden, ebediyet yurdu ahireti birkaç günü fani dünyaya değiştirme hamakatine düşen insan, zulümen cehula, Cenab-ı Hak çok zalim, çok cahildir buyuruyor. Buna nefs-i emmare deniyor. Bu Rabbinden uzaklaşan bütün kötülükleri rahatla işliyor. Yani isyankâr bir nefis, bu sıfata haiz olan nefsin yegâne maksadı, hevâ hevesini rahat yaşama. İlahi iradenin dışında kendi iradesiyle yaşama, bu nefs-i emmare olur, bu felaket. İnsanın en büyük gafleti burada başlıyor. Zulümen cehula burada başlıyor. Yani bu nedir? Kalp gözüne bir perde çekilmesi, yani gözün önüne iki parmağın konulması gibi. Başka neye benziyor bu gaflet? Bu kadar peygamber geliyor, kitaplar geliyor, irşatlar oluyor.
Bu gaflet neye benziyor? Günün ortasında güneşi kaybetmeye benziyor. Güneşin ortasında güneşi görmemeye benziyor. Gaflete düşer olan insan diğer bir misalle, okyanus ortasında dümene kırılmış bir gemi gibi hangi girdapta batacağı belli değil. Ne yapıyor Fıtrat? Cenâb-ı Hak nefâtü fîh min ruhî buyuruyor. Bir takım eziyetler veriyor. Bu fıtrattaki meziyetleri köreltiyor nefsani hayat. Cenâb-ı Hak buyuruyor Enfâl Sûresi 22. ayet. Şu bir yeryüzünde yürüyen canlıların Allah'a kadar en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Niçin düşünmüyor? Ayetlerle derinlen Cenab-ı Hak velâ tefekkürû efelâ takûn düşünmez misiniz? Akıl erdiğini buyuruyor. Onlar düşünmüyor. Nasıl bir sağır vahyin sesini duymuyor. İlahi emirleri duymuyor. Allah'ın hitabından mahrum. Orada bir cehennemden Cenab-ı Hak bir manzara bildiriyor. Fâtır Sûresi 37. ayette. Burada mücrimler diyorlar ki, Ya Rabbi bizi bu cehennemden çıkar diyor. Çıkar Ya Rabbi, ne olursun çıkar diyor. Biz o kötü amellerimizi hayırlı amellere çevireceğiz diyorlar. Cenab-ı Hak iki şey soruyor. Sizi de düşünecek kadar dünyada zaman bir ömür vermedik mi size? Her şeyi düşünün dünyaya ait. Düşünün bir zaman. İkinci bir peygamber gelmedi mi? Evet Ya Rabbi diyor. İkisi de oldu. Gaflete daldık. Cenab-ı Hak o zaman azabı tadın buyuruyor. Kurtuluş yok. Velhâsıl kurtuluş bu dünyadaki amelen sâliha, ahsen-i amela Cenab-ı Hakk'ı yaklaştıracak amellerimiz, Kur'an'ı rehber edinmemiz, Rasûlullah Efendimiz ben yudur Rasûl fakat etâllah, Allah Rasûlü'ne bir itaatle onun her hâlinde bilsin. Rasûlullah Efendimiz buyuruyor ki, kat eflâl mü'minî, mü'minler felâh buldu. El mer'u mâ min ehabbe buyuruyor, kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Eshâb-ı kirâm, o câlin Rasûlullah Efendimiz sevdi. Ömürlerini onun hayatıyla şekillendirmeye gayret etti. O heyecanla yaşadı. Hayatlarının her anı daima Efendimiz'in hayatıyla mizan etti. Biraz zulüm ve cehul sıfatından kurtuldu. Efendimiz'in gönlünde ne vardı? Bir hidayet bekleyen insanlar vardı. Onlar hidayete kavuşturmanın, cennetten kurtarmanın derdi vardı. İki mümin olmuş fakat takvaya erişmemiş gafil insanlar o gafletten kurtarma gayreti vardı. Daha ne vardı? Her Müslümanın derdine derman olabilmek vardı. Her Müslümanı kendinden zimmetli biliyordu. Onun derdine derman olmak vardı. Kur'an eğitimine revaç vermek vardı. Mekke'de o zor zamanlarda Darül Erkam'ı kurdu. Medine-i Münevvere'ye hemen hicrette de Eshab-ı Suffiye'yi tesis etti. Demek ki bu şekilde bir hayırlı bir insan yetiştirme, bir rahmet insanı yetiştirme ve bu bütün rahmet insanı, bütün insanla bütün dünyayı gönderebilme, ona emri bir maruf ve nehi anil münkerde bulunabilme. Efendimiz her Müslümanı kendi zaafıyla tedavi ediyordu. Senin için en hayırlı amel budur, senin için en hayırlı amel şudur, senin için fayda olan davranış böyledir diye her müminle tek tek Rasûlullah Efendimiz oluyordu. Ne vardı Allah Rasûlü'nde başka? Allah rızası için bir revaç vermek vardı. Allah'tan daha fazla kazanma gayret vardı. Onun için seherler uzun müddet secdelerle ve kıyamla devam ediyordu. Cenab-ı Hak ahsen-i takvim buyuruyor. En güzel bir yaratık, en güzel Cenab-ı Hakk'ın bir kulu olmanın gayreti içinde vardı. Bunun sıfatları neydi? İncelik vardı, şefkat vardı, hissiyat vardı, duygu derinliği vardı, zerafet vardı, letafet vardı. Rahmet vardı, rahmeten lil âlemin olmak vardı. Özellikle gönül âleminde kimler vardı? Hidayet bekleyenler vardı. Ümmetin muzdaripleri vardı. Kimsesizleri, yaralıları, yoksulları vardı. Gözü yaşlı masumlar vardı. Çaresiz yaşlılar vardı. Belalar altında inleyen kanadı kırıklar vardı. Ne vardı Allah'ın başında? Allah için infak vardı. İkram etmenin heyecanı vardı. Öyle bir cömertti, kendi açtığını, cömertliği de kendi açtığını unutuyordu, devamlı tevzi halindeydi. İslam'ın güler yüzünü tevzi etmek vardı. Hakkı tutup kaldırmak vardı. Zalimlerin zulmüne engel olmak, mazlumların imdadına yetişmek vardı. Bir iman kardeşliğini kurmanın gayreti vardı. Sadece Allah'a tevekkül, rıza ve teslimiyet vardı. Seherler vardı en mühimi, uzun uzun seherler vardı. Seherlerde ne vardı? Gözyaşı vardı, Kur'an-ı Kerim vardı, ilticalar vardı. Allah korkusu, Allah sevgisi en üst seviyedeydi.
ve en üstün bir bizlerin mesela bir takva vardı. İrfan vardı, ihsan vardı. Ve bunlarla bu Eshâb-ı Kirâm bu aksetti Efendimizin bu dünyası ve bir asr-ı saadet medeniyeti meydana geldi. Bu medeniyette insanlarda ne vardı? Allah'a hamd vardı, şükür vardı. Elhamdülillah Rabbil Âlemin'in yaşama vardı, yaşama gayreti vardı. Allah'a bir hamd, şükür vardı, teşekkür vardı. Zikri daimi vardı, her gördüğü şeyde Cenab-ı Hakk'ı hatırlama vardı. Kulluk vardı. Vefa vardı. Fedakarlık vardı. Paylaşmak vardı. Çaresizlere çare olabilmek vardı. Bir gönül kazanmak vardı. Emrolduğun gibi فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ ayet-i kerimenin şumulüne girebilmenin gayreti vardı. Velhâsıl onun gönlünde ne var? Bütün mahlukat vardı. Kendini bütün insanlıktan müslim, gayrimüslim, mesul görüyordu. Bütün Allah'ın yarattığı mahlukat vardı. Bütün hayvanat, nebatat vardı. Bütün insanlık vardı. Onun için bu cihan onun gibi müstesna bir gönül hiçbir zaman görmedi. Yer ve gökler onun gibi muhteşem bir gönle şahit olmadı. İnsanlık namına beşeriyet her güzel ne varsa saadet ondan aldı. Eshâb-ı Kirâm ve ardından gelen halkalar hangi güzel sahipse hep ondan tahsil ederek aldı. Ancak insan bir mümin Efendimizin izinden gitmekte kâmilleşir.